Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur diyorum ve videoyla umarım gününüzü daha da güzel geçirmenize yardımcı olabilirim. Bugün sizlerle Rebel isimli oyunda acımasız seviyede oynamaya başlayacağız arkadaşlar. İlk bölümümüz safran tarlaları olan bölümde acımasız modda oynuyoruz. Operasyonun adımız Iron Fist. Şimdi arkadaşlar şöyle, ben başlangıç bölgesi olarak burayı seçiyorum. Oyun hızımı hemen 2 kat yükseltiyorum. Bankerle oynamayı planlıyorum. Bankerle yapmamız gereken şey paramızı 20 doların üzerinde tutarak ekstra paralardan faydalanmak. İlk olarak da daha fazla destek kazanabilmek adına hemen okur yazarlık oranlarını arttırmak için gerekli kamu hizmetlerimizi yapıyoruz. Acımasız modda oynarken itibar puanımız 80'den değil 73'ten başlıyor. Şimdi burada hemen halkla ilişkiler ofisini bir seviye yükseltiyorum. Oyunda bu 5 bölümden başka 2 bölüm daha var arkadaşlar. Bu 2 bölümü de oynayabilmemiz için bu acımasız modunda önceki 5 bölümü de tamamlamamız gerekiyor. Ben normal modlarda bütün bölümleri tamamlamıştım. Şimdi artık acımasız modda oynamaya devam ediyoruz. Nüfus sayımını açıyorum ve 22 param kaldı. Şöyle de bir bakıyorum, bölgeler neye yönelik yatırım istiyorsa ona yönelik yatırım yaparak daha hızlı itibar puanı kazanmayı amaçlıyorum. Altyapı ve iş kollarıyla ilgili geliştirmeleri yaptım. Burada şöyle bir bakalım, iletişimi bir seviye yükseltiyorum. Burada hemen sosyal yardım ofisini bir seviye yaptım. İsyancı faaliyetleri başladı. Şöyle nerede başlayacak şu an bilmiyorum. Biraz da paramı tutarlı kullanmaya çalıştığım için bekledim. Zaten biliyorsunuz ulusal askerler, daha doğrusu koalisyon askerlerin hemen eğitilebiliyor. Şimdi bu köprü girişine ben askerleri yerleştiriyorum. Destek seviyesini arttırmak adına evrensel adaleti açıyorum ve bir yandan da paramıza bakmayı ihmal etmiyorum çünkü 20 paranın altına düşmeyi çok istemiyorum. Ama yine de bir takım yatırımları yapmam gerekiyor. 18 dolarım kaldı şu an. Şöyle bir bölgelerden ara ara neye ihtiyaç duyduklarına bakmak lazım. Hangi kamu hizmetini yapmamız gerektiği adına büyük yardım dokunur bize. Bu arada isyancı ordusu çıktıktan sonra arkadaşlar, bu arada tercümanları da bir seviye yükseltiyorum. Garnizon kurmak istiyorum. Umarım güzel bir bölgeye garnizon kurmamıza müsaade eder derken, bence güzel bir bölgeye garnizonumuzu inşa ettik. Şimdi şöyle arkadaşlar, aslında bu isyancıların çıktığı bölgeye yakın bir bölgede isyancıların kampı oluyor. Ama ben isyancıların şöyle burada ne diyelim, görmezden gelelim. 4 itibar puanı kaybettik. Çok da yapacak bir şey yok. Hemen ikinci koalisyon askerlerini çağırıyorum. Aslında benim burada ilk olarak yapmam gereken şey kampın nerede olabileceğini tahmin edip oraya askerlerimi yerleştirmek. Fakat burada askerlerimi ona göre koymadım. İsyancıların bu ana bölgeye, karargahımın olduğu tarafa geçmesini engellemek için köprü tarafına askerleri yerleştirdim. İsyancıları belli bir bölgeye toplamak istiyorum arkadaşlar. Amacım bu. Zaten bu bölgeleri kazandıkça itibar puanını geri kazanmaya devam edeceğiz. Burada hava saldırılarını açıyorum. İsyancılarla daha kolay mücadele edebilmek adına. Bir yandan da ekonomi yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekonomi yapmak istediğim için şu an isyancıların bu şekilde oraları ele geçirmesine izin veriyorum. Çok da önemli değil. Birazdan hepsini bulundukları yerden kovmayı başaracağız.
Garnizon inşa etmek için güzel bir konum. Hemen değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, isyancıların kampı buradaymış. İsyancıların kampını şu an yok ettik. Güzel bir şekilde aslında isyancıları toplamak istediğim bölgeye toplamayı başardım. Yolsuzluktan dolayı birazcık itibar puanı kaybetmeye başladığım için hemen yolsuzlukla mücadele etmek istiyorum. Sağlık, su, iletişim ve işte kalkınma ile ilgili reformlar istiyorlar arkadaşlar. Daha doğrusu kamu girişimleri istiyorlar. Şöyle buradan hayvancılık açılımını açalım. Yolsuzlukla mücadelemiz adına bir seviyede yükseltmemizi yapalım. Örtbas edeceğiz. %3 ihtimal. Zaten çok düşük bir ihtimal. Şu an ulusal askerlerimiz zorlanıyor. Onlara yardım etmem gerekiyor aslında. Ama bir yandan da parayı tutmak istiyorum. Bu arada isyancıları çok güzel bir şekilde sağ üst tarafa doğru sıkıştırmayı başardık. Burada hemen yolsuzlukla mücadele adına bir seviye daha yükseltiyoruz. Eve dönmek istiyorlar. Gönderelim. Burada itibar puanı kaybetmek istemiyorum. Ama şu an meydandaki askerlerime yardım gerekiyor. Daha fazla ulusal askerlerimle isyancıları çarpıştırmayıp onlara en kısa sürede destek sağlayacağım. Şimdi burada yolsuzluk temizliğini bir seviye yükseltiyorum. Daha hızlı kamu hizmetleri yapabilmek adına kırsal bölgelerdeki kamu hizmetleri hızlandırmayı açıyorum. Bu oyunda da arkadaşlar isyancılarla anlaşma yapmadan isyancıların tamamını yok etmeye çalışacağız. Şimdi ulusal lojistik özelliğini açaraktan askerlerimi bir seviye güçlendiriyorum. Uluslararası yardımı açaraktan yine destek seviyesini arttırmaya çalışıyorum. Eve gitmek isteyen koalisyon askerlerimiz var. Onlara güle güle deyip evlerine yolluyoruz. Garnizon için yine güzel bir konum. Kendi ulusal askerlerimizi desteklemeye yetecektir. Hemen bir tane koalisyon askeri çağırıyorum. Koalisyon askerini hemen sahaya sürüyorum. Şu an isyancıların daha aşağı bölgelere inmesini istemiyorum arkadaşlar. Tam erişim şeklinde yardım eden kuruluşlara izin verelim. Birazcık yolsuzluk seviyesini arttıracaktır ama yolsuzluk için zaten gerekli önlemleri almıştık. Tehdit ediyoruz. 3 itibar puanımızı kazanıyoruz. Umarım garnizonumuzu yıkmaya süreleri yetmez derken büyük ihtimalle kurtardık orayı. Şimdi sivil yardım bulunduğumuz bölgede, askerlerin bulunduğu bölgede destek seviyesini daha hızlı kazanabilmek için bu geliştirmeleri yapmamız gerekiyor. Aslında drone'la yardımı da açmam gerekiyor askerlerimize ama şu an yolsuzlukla mücadeleyi bir seviye yukarıya taşımak istiyorum. Örtbas edelim. %4 ihtimal. Çok düşük bir ihtimal. Şimdi hemen bir tane daha ulusal askerimizi eğitime hazırlıyoruz. Ve gerekli güçlendirmeyi de yapıyoruz onlar için. Boş bıraktığım gibi hemen aşağıya geliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ulusal hava kuvvetleri yetersiz diyor. Yani ulusal askerlerin gücünü artırmak adına yeni hava kuvvetleri şeklinde parayı verip bunu satın alıyorum. Tabii ki örtbas ediyoruz. Su ve telekomünasyonla ilgili yani kamu hizmetleri istiyorlar ama zaten yapmışım diye düşünüyorum.
Şu an oyun gayet güzel. Bizim kontrolümüzde ilerliyor aslında. Kuralları esnet diyoruz. Yolsuzluk seviyesinden dolayı itibar puanı kaybetmemek için artık yolsuzlukla mücadeleyi son seviyeye çıkartıyorum. Bundan sonra yolsuzluğu çok dert etmem gerekmeyecek. Hemen tehdit ediyoruz çünkü zaten %100 ihtimalle reddedecekler anlaşmayı. Kamplarını yok ettik. Tam reform diyoruz. 4 itibar puanı kazandıracak bu bize. Burada artık dronlardan yardım almaya başlıyorum. Ve yerel polis için artık yavaş yavaş hazırlıklarımı yapabilirim. Kampları vardı. Hemen kamplarını hızlı bir şekilde yok ettik. Uçak saldırısı sayesinde. Burada artık yerel polis özelliğimizi açabiliriz. Garnizon için yine mükemmel bir konum. Garnizonlarımız çok güzel bölgede arkadaşlar. Yani isyancıların aşağıya inmesine engel olacak. Aynı zamanda da bizim askerlerimizi destekleyecek çok güzel bir konumda. Şimdi kurnaz baskı yapamıyorum. Hemen buradan hükümet kısmına gelip dış ilişkiler ofisini açtıktan sonra artık kurnaz baskı yapabilirim. Burada kuralları esnetliyorum. Kurnaz baskı diyorum. İsyancı kapasitesi değişmiyor. Hala konuşmayı %100 oranında reddediyorlar. Hiç sıkıntı değil. Gelişmiş yerel polis özelliğimizi de açıyorum. Uzak yardım ofisini 2 seviyeye çıkartıyorum. Şu an hala askerlerime yapmamış olduğum bir dolu yatırım var arkadaşlar. Askerlerimiz daha da güçlenecek ve isyancıları çok güzel bir şekilde şu an köşeye sıkıştırmış durumdayız. Burada isyancı kapasitesine bakabiliyoruz. Aktif olarak 17 isyancı var. Bu zamana kadar 17 isyancıyı öldürmüşüz. İsyancı potansiyelini de görebiliyoruz oradan. Artık isyancıları tamamen tek bir noktaya taşıdık derken hemen kampları ortaya çıkıyor. Birazdan oraya zaten uçakla, roket atarla da saldırı yapılacaktır. Son ulusal askerlerimi de eğitiyorum. Bu arada hata yaptım. Kampı tamamen yok etmeden askerlerimi geri çektim. Şu an yolsuzluk riskini çok fazla gösteriyor ama zaten yolsuzluk riski için elinden geleni yaptım. Şu an destek seviyesi de en sona kadar dayandı zaten. Şu an isyancıların artık konuşmayı reddetme şansları yok. Ben daha fazla itibar puanı kazanabilmek adına anlaşma masasına oturuyorum. Burada itibar puanımızı arttıracak özellikleri sürekli bunları seçerekten itibar puanımızı yükseltmeye çalışacağız. Koalisyon askerlerini hemen gitmek isteyenleri gönderiyorum. Hiç önemli değil. Diyor ki mülteci krizi kapıda diyor. Burada neyi seçelim? Hızlıca okudum ben. Arazi hazırla dedim. Zaten elimde yeteri kadar param var. İsyancıları yasaklıyoruz. 4 puan kazanıyorum burada. Güvenlik noktalarını da açıyorum. Artık garnizonlardan aşağıya inmelerini istemiyorum. Bu oynadığımda çıkan seçenekleri arkadaşlar ben daha önceden yani çoğu zaman okuduğum için artık bir kısmını ezbere yapıyorum. Siz orada durdurup hani ne yazdığında neyi seçiyorum bunlara da bakabilirsiniz. Burada hızlı İHA rotasyonunu açıyorum. Drone ile ilgili güçlendirmelerimi yapıyorum. Destek seviyesini arttırmak ve askerlerin daha hızlı bir şekilde oradan başka bir yere taşıyabilmek için yollarını yavaş yavaş geliştirmeye başlıyorum. Projeyi ve güvenliği onaylıyorum burada. Burada tam seçimler diyorum itibar puanı kazanabilmek adına. İsyancıların kampını görüyoruz. Orayı hemen zaten uçağımız bombaladı.
Yolları yükseltmeye devam ediyorum. Kırsal yardım ofisini bir seviye yükselttim. Enflasyon oranı şu an çok fazla olduğu için fazla bir şekilde para harcıyoruz ama önemli değil. Şu an yine isyancıların kampını görebiliyoruz haritada. Hemen oraya askerlerimi gönderiyorum. Belli bir bölgede askerlerimiz çok uzun bir süre kaldıktan sonra arkadaşlar o bölgede artık istikrar sağlanıyor. Burada hemen bize 4 itibar puanı kazandıracak olan seçeneği seçiyoruz. Şu an aktif olarak savaşan 18 isyancı varmış. Burada kurnaz baskıyı seçiyoruz. Kapasite değişmedi. Tabii ki isyancılar özür dilesin. Son kampı da yok ediyoruz arkadaşlar derken başka bir kamp daha ortaya çıkıyor. Neyse. Onları da çok hızlı bir şekilde temizleriz. Ya gördüğünüz gibi şu an hala aktif olarak savaşan 15 isyancı var. Tabii ki anlaşmayı reddedeceğim. Garnizon için çok güzel bir nokta. Hemen garnizonumu yerleştiriyorum. Burada ne yapalım? Orduya yatırım yapmak istiyorum ben. Ordu gücünü artırmak adına şu an yolsuzluk seviyem %40. O bana yavaş yavaş itibar puanı kaybına sebebiyet verecektir. Ama bir yandan da zaten bu isyancılarla olan mücadelemizde itibar puanı kazanmaya devam edeceğim için bunu çok dert etmiyorum açıkçası. Bunu denetim şartıyla onaylıyoruz. Fazladan 4 harcadık. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki destek seviyemiz artsın. Kırsal yardım ofisini 2 seviye, kentsel yardım ofisinde 1 seviye yapıyorum. Gerçi kentselde artık bir işim kalmadı. Zaten oradaki destek seviyesini kazandım. Burada kurnaz baskı diyorum. Yine isyancı kapasitesi değişmedi. Başarısız sonuçlandı bu baskımız. Şöyle bu yukarıdaki bölgelerin de neredeyse artık istikrarını kazanmak üzereyim arkadaşlar. Burada kentsel yardım ofisini artık 2 seviyeye çıkartıyorum. Şu an aktif olarak savaşan son 3 tane isyancı kaldı. Bunları da artık yok ettik. Şu an aktif olarak savaşan hiç isyancı kalmadı. İsyancıları tamamen yok ettik arkadaşlar. Artık anlaşmayı kabul edebiliriz. Bu şekilde sahran tarlalarını acımasız modunda kazanmış olduk arkadaşlar. 111 itibar puanımız var. Gayet güzel. Muhtemelen 5 yıldız alırız diye düşünüyorum. Oyunu daha da devam ettirip bütün bölgelerde istikrarın sağlanmasını da yani istikrarı sağlayarak da oyunu kazanabilirdim. Bu isyancılarla hiç anlaşma masasına oturmadan sizle bir gün onu da deneriz. Oyun burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.